Evet. Bunu yaptığıma inanamıyorum gerçekten. Şu an geldiğimiz noktaya bakın. Ve tamamen dik tırmanış. Hiç emniyetsiz bir şeysiz. Elim titriyor şu anda gösterirken bile. Şu anda 3000 metredeyiz. Korku nedir bilmeyiz. Korku nedir bilmeyiz. Biz dağların erleri. Biz dağların erleri. Şu an yükseklikten. Pardon, bir bakalım. Çok korkuyorum. Umarım bugün sağ kalırım. Ops. Hemen sol tarafımız uçurum. Buradan geçmek zorundayız. Dik ve burada bir ağaç var. Buradan tutunacağım. Destek alacağım ve herkese günaydın arkadaşlar. Dün gece Diego ile birlikte burada yattık. Daha önce çok 4-5 ay kadar birlikte yatmıştık aynı odada. Ama hiç bu kadar yakın olmamıştık. Dün gece soğuktu biraz ama neyse ki uyku tulumumuz var. O yüzden güzel geçti. Bugün zirveye tırmanmaya gideceğiz. Bakalım neler göreceğiz. Şimdi önce güzel bir kahvaltı ve eşyalarımızı toplamamız lazım. Ardından devam edeceğiz. Good morning. Günaydın. What? Günaydın. Günaydın? Hı hı. Ah, günaydın. Günaydın. Bu arada size şunu söylemek ve göstermek istiyorum ki ben bu çadırı A101'den almıştım. Geçen yıl almıştım ve yaklaşık 150 lira kadar vermiştim. Yani şu anda hesaplayınca kurunu 8 euro yapıyor. Dün Hosa'nın çadırını kurmak için tam 2 saat boyunca uğraştık. Ve çadırın son hali bu. Derme çatma bir şey oldu. Hosan günaydın. Good morning. Hello. Nasılsın? Ve bu çadırı dün 2 saatte kurduk. 2-2,5 saatte. Fiyatını tahmin edin. Tam 200 euro. Yani benimkinin kaç katı. Bazen böyle oluyor. Hosan'a söylediğimde ben bu çadırı 8 euroya aldım dediğimde ne falan yaptı böyle. O yüzden bazen kaliteyi ucuza alıyor. Bence o daha kaliteli ama en azından bunun kurulumu vesairesi daha kolay. Yağmur yağmurunda daha pratik. Size manzarayı da şöyle göstereyim. Ay hala burada. Gece çok güzeldi. Yıldızlar, ay. Evet, erkenden kalktık, eşyalarımızı topladık ve yürüyüşümüze başladık. Hala eşyalarını toplayan insanlar var arkada. Biz Diego sayesinde erkenden kalktık ve hazır ve nazır bir şekilde yolumuza koyulduk. We have a long way, Diego, right? Yes, today we have to do maybe... How many kilometers today? 16. 16? Yes, with 1 kilometer... Desnivel. Climbing? Vertical. Vertical. Really? Yeah. 1 kilometre yukarı dik bir çıkış varmış. Toplamda 16 kilometre. Ve 16 kilometre hayatımda bir gün içerisinde hiç kat etmedim. Ve bu şekilde bilmiyorum nasıl olur. Gün sonunda herhalde bayağı bayılmış olacağım. Neyse ki manzara güzel. Evet, yaklaşık 40 dakikadır yürüyoruz şu an. Bir miktarını geri döndük geldiğimiz yolun. Şu anda dün gördüğümüz bu dinlenme bölümünün üzerindeyiz. Şu anda daha yükseklere çıkıyoruz ama yolumuz zorlu. Gördüğünüz gibi zorlu bölümlerden geçiyoruz. Gerçekten bugün zor olacak yürüyüş. ...16 kilometre dediklerinde şok oldum. Bunun 8'i yaklaşık yukarı çıkma ve 8'i aşağı inmeymiş. Aşağı inerken biraz daha kolay olacak gibi. Ama yine de her türlü zor olacak. Bana ayaklarını kaybetmeye hazır mısın dedi. Umarım öyle bir şey olmaz. Bakalım.
Ama manzara gerçekten burada da müthiş. Yukarı çıktıkça daha da güzeldi. Doğal musluk burada da. Bu arada yağm yaşardı biraz. Şu anda yüksekteyiz bayağı. Manzara böyle. Ama zor. Okey. Diego'nun bugünkü şarkısı. Are you ready, Diego? Yes, always. I will go up and you can sing. Okay, go. Korku nedir bilmeyiz. Korku nedir bilmeyiz. Biz dağların erleri. Biz dağların erleri. Yuva yaptık göklere. Yuva yaptık göklere. Baş döndüren yerlere. Baş döndüren yerlere. Kim? Kim? Komando. Komando. Kim? Kim? Komando. 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 Ne mutlu. Ne mutlu. Türk'üm diyene. Türk'üm diyene. Hey. Hey. Bravo. Da mountain. What is mountain in Turkish? Mountain. Da. Mountain. Da. 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 Da mountain. Evet. Asker yetiştiriyoruz burada. Yarın öbür gün zor durumda kalırsak hepsi orduya katılır. Nereden gideceğiz? Maybe here. Oh, yes. Yol bitti burada. Ah, yes, of course. Evet, şu an için geldiğimiz manzara bu. Artık zirveleri görebiliyoruz, dağların zirvelerini. Gerçekten müthiş bir his. Özgürlük hissi. Ve... Are you okay? I'm nice. Yes. Let's go. Come on. Yaklaşık 1,5 saat oldu, yürümeye devam ediyoruz. Ve şu anda önümüze büyük ihtimalle toprak kayması olmuş ve taşlar bu şekilde dökülmüş. Hemen sol tarafımız uçurum. Buradan geçmek zorundayız. Dikkatli bir şekilde. Bazı taşlar da küçük ve kaygan. Ah. Neyse ki sorunsuz geçtik orayı. Ama yol genel olarak bu şekilde. Uçurumun kenarı. Evet, tehlikeli bir yerden geçiyoruz. Şurası tamamen uçurum ve burada bir ağaç var. Buradan tutunacağım. Destek alacağım ve... Buralarda yol iyice bozulmaya başladı. Hola. Hola. Gördüğünüz gibi her yaştan insan var burada. Ve bu sporu yapıyorlar. Evet, size burayı göstermek istiyorum. Bir vadi tarzı bir yer var burada. Buradan geçerken çok dikkatli olmak lazım. Burada yaklaşık her yıl mutlaka hayatını kaybeden insanlar oluyormuş. 2019 yılında 14-15 kişi bir yaz boyunca bu dağlarda ve çeşitli aktiviteler yaparken hayatını kaybetmişler. O yüzden tehlikeli bir boyutu da var. Şu sol tarafımız ufak bir dağınıkta, ufak bir ayak kaymasında kendinizi herhalde en aşağıda bulabilirsiniz kolayca. Ve yükselmeye devam ediyoruz. Bakalım ne kadar daha yükseleceğiz. Önümüzde böyle taşlar çıkıyor bazen. Üzerinden geçiyoruz her engeli. Aştığımız gibi yorgunluk belirtisi var yavaştan. Ama şu anda güneş henüz çok tepede değil ve çok sıcak değil. Daha sıcak olursa büyük sıkıntı olabilir. O yüzden biraz acele etmemiz gerekiyor güneşe yakalanmamak için. Yürüdüğümüz yerde aralarda böyle şelaleler ve
su birikintileri görmek mümkün. Güzel bir manzara ve atmosfer oluşturuyor bu durum. Ve şurada şu an zor bir inişimiz var. Bakalım nasıl ineceğiz. Ve zor bir çıkışımız da var. Hayat gibi inişler ve çıkışlarla dolu. Ama bu manzaraya ve ortama değer. Ve burada kamp yapanlar da var. Dün gece burada kalanlar da var. Gerçekten çok güzel yerlerden geçiyoruz. Az önce bulunduğumuz su birikintisinin ve şelalenin etrafını dolaşarak buradan geldik ve buradan tekrar devam edeceğiz. Burada taşlar kapatmış bir durumda. Suyun önünü kesmiş durumda. Ve burada da bir su birikintisi oluşmuş. Gerçekten de çok güzel bir görüntü oluşmuş. Balıkları da görmek mümkün. Küçük balıklar. Büyükler de vardır mutlaka. Fish, right? I saw. Small fishes. Yes. But maybe in the deep side? Yes. Crocodile. Maybe. Maybe. Evet, su noktada oldukça derin. Ve güzel de bir rengi var açıkçası. Uzun zamandır Diego'ya ne zaman suya gireceğiz, ne zaman yüzeceğiz diyorum ama yolumuz uzun olduğu için zaman olarak biraz sıkıntımız var. O yüzden sürekli durup zaman kaybedemiyoruz. Ama yine de çok güzel bir suyun yanından geçiyoruz. Balıklar da burada. Müthiş. İnsan yoruluyor tabii ama böyle manzaraları gördükçe, böyle güzel doğa olaylarını gördükçe enerjisi tekrar yerine geliyor ve devam etme hissi oluşuyor. O yüzden biz de devam ediyoruz. Evet, en son geldiğimiz yer burası. Şuradan tırmandık. Burada çok güzel bir manzara var ve derin bir su. Çantalarımızı buraya bırakacağız. Ve biz yola çantası devam edeceğiz. Çünkü çantayla zor oluyor artık. Çantalarımızı bu köşeye bırakıp şu yoldan tekrar buradan inip devam edeceğiz. Burada gerçekten zorlu bir çıkış vardı. İnerken daha zor olacak diye düşünüyorum. Dikkatli olmamız lazım. Su gerçekten müthiş. Şu an atlamamak için kendimi zor tutuyorum. Ve büyük balıklar da var ortalarda. Şurada görebilirsiniz belki. Orada bir tane var. Baby shark. Truça. Truça. That fish is possible to eat. Yes. Nice fish. So later we will hunt and we will... maybe okay. with rocks. Okay. like rock. Old history. Yes, like ancient. Unga unga. Yeah, unga. Unga. Evet. Evet, tüm çantaları bıraktık ve sadece benimkini aldık. İçine birkaç su vesaire koyduk, ihtiyacımız olacak. Ara ara değiştireceğiz bunu. Şimdi buradan aşağı inmemiz lazım. Ama benim iki elime ihtiyacım var. O yüzden kamerayı durdurmam lazım. Şu an yürümeye devam ediyoruz. Çantayı bıraktıktan sonra. Az önce dereyi geçtik. Ve şu anda ayaklarım sıklak. Ama yapacak bir şey yok. Kurur diye düşünüyorum bir süre sonra. Güneş de etkisini artırınca. Bakalım. Zirveye doğru gidiyoruz. Evet, yine bir şelale var ve buraya geçmek zorundayız. Ama şurası çok güçlü. Bakalım orada ne yapacağım.
Az önce söyleyemediğimi fark ettim ama sırılsıklam doğrusu, evet. Tabii onların bastonları var, kolayca geçiyorlar. Benim tek dayanağım bacaklarım. Bu arada su buz gibi. Sadece ayağımda hissetmeme rağmen buz gibi gerçekten. Evet. Büyük kayaların arasında zorlu bir etaptayız. Ops. Oops. Yorucu gerçekten. Ve çanta şu anda bende. O yüzden onlardan daha çok yoruluyorum. Ufak bir hatada ayağınızın bir yere girip sıkışması durumunda çok kötü bir sonuçla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu ihtimalle kırılma veya burkulma olabilir veya oradan çıkarmanız mümkün olabilir, mümkün olmayabilir. O yüzden dikkatli olmak lazım. Evet, şu an geldiğimiz nokta bu. Zorlu yollardan geçiyoruz. Yoruluyoruz, terliyoruz. Bazı taşlar küçük olduğu için böyle ayağınızın altına kayıp gidebiliyor. Bazen büyük dahi olsa dengesiz durduğundan dolayı kayabiliyor. Bu şekilde. Evet, artık buradan sonra diyor Diego. Burada, buraya kadar ısınma bölümüydü. Buradan sonra gerçekten terlemeye başlayacağız diyor. Ki gerçekten de şu dik yeri sol taraftan tamamen dikine tırmanacağız. Yani ben acaba yanlış mı geldik diye düşündüm. Çünkü dimdik bir dağ ve küçük taşlarla dolu. Nasıl tırmanacağız bakalım. Yorulacağız. Terleyeceğiz. Ama umarım sıkıntısız bir şekilde başaracağız ki taşlar çok kaygan şu an. Hops. Bakalım, umarım yapabiliriz. Böyle çıkacağız. Ve ben tamamen bastonsuz geliyorum burada. Onlar destek alıyorlar. Bastondan. Benim bütün yük şu anda bacaklarıma biniyor. Diego az önce iki kez düşme tehlikesi geçirdi. Bir taşa bastı ve taş ayağının altından kaydı. Neyse ki bir şey olmadı.
normal şartlarda basit olabilecek şeyler böyle bir ortamda büyük sıkıntılar yaşatabilir. Ve diğer bir sıkıntı da ben şu an arkalarından gidiyorum. Onların bastığı taşlar bana doğru geliyor. Hep ezilen biz oluyoruz ya. Neden böyle? Evet, şu anda bayağı bir tırmandık ve tırmanmaya devam ediyoruz. Manzara bu şekilde. Çok dik bir yamacı tırmanıyoruz. Şuradan devam edeceğiz büyük ihtimalle. Gittikçe de zorlaşıyor. Şu an tırmanırken çantayı Diego'ya verdim ben. Benim bastonum olmaması dezavantaj gibi görünüyordu ama tırmanırken aslında iyi oluyor çünkü taşlardan tutabiliyorum. Ama inerken çok sıkıntılı ve tehlikeli olabilir. Bu arada kendi taşlar var yukarıdan. Bu şekilde. Çok yorulduk. Şimdiden. Evet. En son geldiğimiz nokta bu şekilde. Diego, be careful. You can die here. Tam kayıyordu. Dikkat et bebeğim. Gerçekten bu zorlu etabı tırmandık. We did it. We are close. Artık şuradan sonra biraz olsun düzlüğe çıkmayı umut ediyoruz. Umarım karşılaştığımız manzara bizi hayal kırıklığına uğratmaz. Evet. Kıştan kalma karlar burada hala mevcut. Çünkü burası çok yüksek. Gördüğünüz gibi kar tabakaları mevcut. Evet. Yaklaşık 3-3,5 saattir yürüyoruz. Ve ben çok yoruldum gerçekten. Çok zorlu oldu burası. Size göstereyim. Buradan tırmanıyoruz. Yani burayı neredeyse dümdüz bir şekilde çıkıyoruz. Bazı yerler taşlar kaygan, kayıyor. Az önceki geldiğimiz göl ve bir önceki. Gerçekten şu an çok yüksekteyiz. Zirveye yaklaşık 45 dakikamız var. Ama hepimiz çok yorulduk. Bir de bunun gidişi var. Onu düşünmek de istemiyorum. You're tired? A lot. The sun is hard. Evet, yeah. Güneş de var ve çok sıcak. Please give me water. Evet, suya ihtiyacımız var. Her yerde açamıyorum kamerayı çünkü çünkü kelime de kullanmam gerekiyor. Ona rağmen zorlanıyorum. O yüzden ara ara açabiliyorum. Gerçekten zorlu oluyor. Bence bu yaptığım benim için büyük bir delilik. Tamamen şu an yükseklikten çok korkuyorum. Bilmezdim. Tamamen güvenliksiz, önlemsiz, ekipmansız. Buraya tırmandık. Bilmiyorum. Diego düşünme dedi bana geri dönmeye ama nasıl düşünmem. Çıkarken bile aklımdaki tek şey oydu. Bir an önce ayağımı sağlam bir yerlere basmak istiyorum. Yapıştım buraya. Biraz daha çıkmamız lazım. Umarım bugün sağ kalırım. Evet. Bunu yaptığıma inanamıyorum. Gerçekten şu an geldiğimiz noktaya bakın. Ve tamamen dik tırmanış. Hiç emniyetsiz bir şeysiz. Elim titriyor şu anda gösterirken bile. Şu anda 3000 metredeyiz. İnanamıyorum bunu yaptığıma. Bana iyi şans dileyin. Evet, yaklaşık 4-5 saat yürüdükten sonra şu anda zirvedeyiz. Yerimiz zirve, yaklaşık 3000 metre. İlk defa bu kadar yüksek bir yere çıktım ve tırmanış oldu bu. Yani normalde insanlar, size manzara göstermek istiyorum bir an önce. Müthiş bir manzara var, evet. Şu an bu manzaranın tadını çıkarıyoruz ama benim elim de titriyor bayağı bir. İnsanlar gördüğünüz gibi ekipmanlarla tırmanış yapıyorlar. Biz normal bir şekilde elimizi ayağımızı kullanarak yaptık. Burada sol tarafta gördüğünüz yer Fransa tarafı. Fransa'ya bakıyor burası. Burası ise İspanya. Aşağıda göl, bizim gördüğümüz ve geldiğimiz göl.
Gerçekten nasıl ineceğimizi düşünüyorum şu an ben. Hayatımda yaptığım en büyük çılgınlıklardan biri olsa gerek. Are you fine? The Sherpas? Pardon? We are the Sherpas. Yes. We are champion. We carry out from down to here. Yes. All the water, cigarettes, uh-huh. Very important thing. Yeah, for you. Şu an gerçekten endişeliyim. Zorlu oldu. Hem çok yorulduk hem de buradan çıkarken adrenalin salgıladım. İnerken umarım her şey yolunda gider ve güvenli bir şekilde inebiliriz. Manzaranın tadını çıkarın siz de. Buraya kadar tırmanmanıza, gelmenize gerek kalmadı. Manzara ayağınızda. Evet. Şu an geri dönüş yolundayız. Suyumuz tamamen bitti ve çok susadık. Neyse ki şu yolu indikten sonra böyle bir kaynak bulduk ve umarım su temizdir. Ama içmek zorundayız. Ve buradan sonra burayı da inince artık toprağa basmanın mutluluğunu yaşayacağım diye umut ediyorum. Umarım. Çok yoruldum gerçekten ve çok susadım. Şimdi bu su umarım beni kendime getirir. Böyle. Böyle olacağını bilseydim yapar mıydım bilmiyorum. Say again. Maybe this is the best you are going to drink in your life. Okay, I hope so. Because you are very very thirsty, yes. Evet. Çok şükür ki düzlüğe zemine inebildik. Ama şu an o kadar yorgunum ki anlatamam. Belki 2,5 litre su içmişimdir ve terle geri boşaltmışımdır. Ama neyse ki düzlüğe ulaştık. En azından şu an korkmuyorum zeminden. Ama bayağı bir yürüyecek yolumuz var. Bir önceki geldiğimiz yolu şimdi geri gideceğiz. O yüzden daha mesafemiz var. Olsun. En azından dağdan düşmedik. Ah, çok yoruldum. Artık manzara bile fayda etmiyor. Evet. Çantalarımızın olduğu yere tekrar geldik. Yani onların çantasını ve benim de bazı eşyalarımın. Burada artık yiyeceğimizi falan alacağız. Neyse ki. Artık zorlu etabı bitirdik ama uzun bir etap var önümüzde. Dile kolay. Şu dağa tırmandık. Bildiğimiz. Zorlu yollardan geçtik. Şu patikayı tamamen yukarı çıktık. Oradan döndük etrafını. Yukarı kadar çıktık. Yani evet güzel bir deneyim tecrübeydi ama şu an o kadar yorgunum. Su içiyorum içiyorum. Yine susamış haldeyim. Karnım çok acıktı. Güneş rahatsız etmeye başladı. Ayaklarımda kollarımda derman kalmadı. 16 kilometre. Ve dağlık arazide. Daha önce böyle bir şey yapmamıştım. Ama güzel bir tecrübe oldu benim için. Ama böyle olacağını önceden bilseydim gelir miydim bilmiyorum. Bakalım umarım sağ salim varabiliriz. Evet burada bir mola verip biraz atıştırdıktan sonra biraz kendimize geldik. Ayaklarım tamamen ıslak. Çok yorgunluk var. Ama biraz olsun enerjimi depoladım. Bakalım umarım yola çıkabiliriz. Gölgelik bulduk burada. Evet, dönüş yürüyüşüne başladık sonunda. Farklı bir rota izliyoruz. O refüji dediğimiz yere değil de direkt çıkışa gitmek için farklı bir yoldan gidiyoruz. Böyle bir gölün kenarından geçiyoruz yine. 2 saatlik bir yolumuz varmış hala yaklaşık. Ama neyse ki yol o kadar kötü değil. Umarım bir an önce varırız. Orada durup bir şeyler yemek gerçekten iyi geldi. Şu anda umuyorum ki bu yolu çabucak bitiririz. Böyle bir manzara var burada da. Farklı bir yol burası. Böyle suyu tutan bir yer var. Ve yavaşça geri bırakıyor. Evet. Şu anda bitmiş bir durumdayız. Tişörtümüzün hali ortada. Arkam tamamen sırılsıklam. Şimdi son noktaya geldik. Son iniş bölümünde çok hızlı geldik. Ve bitmeyecek mi derken sürekli bir rampa, sürekli bir iniş çıktı. Bakalım. Şu anda çok şükür ki vardık. Ve dinlenmek için, rejenerasyon için buradaki suya gireceğiz. Dağdan gelen buz gibi su.
Bakalım. Şarjım bitmişti, açamadım. Ki zaten açmam da imkansızdı. Çok kötü bir yoldu. Artık umarım dinlenirim diye düşünüyorum. Ve başardık. Öyle veya böyle bunu yaptık. Mutluyum. Ama yorgunum. Evet, o buz gibi suya girdikten sonra, yenilendikten sonra, rejenerasyon olduktan sonra kaslarımızda artık daha iyi hissediyoruz ve böyle bir kafeye geldik. Burası da güzel, otantik bir yer. Dağın arasında, hemen parkura başlamadan önce. Şu anda her şey yolunda, her şey daha iyi. Sadece artık buradan arabayla eve gitmek kaldı. O yüzden şu an büyük bir macerayı başarmış ve gururlu ve mutlu hissediyorum. Gerçekten zorlu oldu benim için. Gelirken de zorlu oldu. Hosan bana çok yardımcı oldu. You helped me a lot. Oh yes. Thank you. You I'm now my brother. Thank you. You too. Yeah. Thank you. Bana çok yardım etti. Daha özellikle inişte. Çıkışta çıktık bir şekilde korka korka ama inişte çok zorlandım. Kendisi bana yardım etti. İşte ayağını buraya koyacaksın, buraya koyacaksın gibi. O yüzden çok yardımcı oldu bana. Diego'dan daha fazla yardımcı oldu diyebiliriz. Diego'da işte inerken hızlı bir şekilde iniyoruz. Diego sürekli beni geçmeye çalışıyor. O önden gidiyordu. Ama ben de Diego'ya geçmesi için fırsat vermiyordum. Çünkü beni iten şey aslında oydu. Bayağı bir geldikten sonra hızlı bir şekilde. Çok sıcaktı. Çok su kaybettik. Sürekli su içtik. Ama neyse ki bitirdik. Bayağı bir geldikten sonra artık izin verdim Diego'ya geçmesi için. Artık çünkü zaten normal bir yola varmıştık. Güzel bir macera oldu. Zorlu bir macera oldu. Hayatımı unutmayacağım bir macera oldu. Ama sanırım bir daha yapmam. Yapacağımı düşünmüyorum. Beni çok iten bir sebep olmazsa. Her şey güzeldi. Bu videomuz böyle. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve yeni maceralarda görüşmek üzere. Adios.